Yani tabii bu Trump suikasti Amerika açısından tabii çok çok önemli bir durum. Varsayın ki bence öldürmeye doğrudan teşebbüstü. Öyle yani mizansenler, senaryolar işte bir yıl yüzüne şey dolaşıyor ortalıkta. Ha, evet yani, o deniliyor. Yani onlar konuşulacak mevzular değil. Düşün ki Trump orada öldürülmüş olsaydı. Yani Amerika'nın çözülme süreci en büyük kaygısıdır zaten. İşte o bulunduğum dönem itibariyle de siyaset bilimi işte uluslararası ilişkiler kürsülerin en çok çalıştıkları vaka analizleri falan şuydu. Amerikan küresel gücünün aşınması nasıl yavaşlatılabilir ya da durdurulabilir? 2011'ler falan yani 2009'lar o yıllarda daha da yoğunlaşmıştı. Dolayısıyla hani o 50 eyalet bir araya gelen şey birlik ruhu her zaman eyaletler arasında yani mesela işte Texas kendisini ayrıcalıklı sayar. Texas eyalet bayrağı ile Amerikan bayrağı eşit durur. Okullarda ulusal marş okunur. Herkes ayağa kalkar çocuklar. Texas'ta bir de Texas marşı okunur. Neredeyse her evde şey gibi resmi daire gibi Texas bayrakları asıldır. Neden öyle? Biz Birleşik Devletlere sonradan katıldık. Dolayısıyla ayrılma hakkımızı saklı tutarak katıldık gibi yaygın bir şey vardır, inanış vardır. Neyse yani sonuç itibariyle sorunları var. Özellikle kamu hizmetlerinde çok eskiyen bir yan var. Giderek artan bir istihdam sorunları var. Düşünün Amerikan rüyasının temsil edildiği yer Detroit'tir. Yani bir ev, bir otomobil Amerikan ailesinin sembolize ettiği şey. Yani orası bu Fordist denilen, Ford'un bir anlamda üretim sürecinde ortaya çıkmış olan seri üretimin yeridir. Detroit iflas etti, çöktü. Yani ben orada bulunduğum süre içinde tatil imkanlarında falan olabildiğince hep gezmeye çalıştım. Bir profesör dostumuz beni sıkı sıkı en az 5 kez uyardı. Yolda bile aradı beni. Sakın Detroit'te hava kararınca sokaklarda kalma. Çok fazla suç şeyi var, çeteler var. Ve dolayısıyla dikkatli ol. Dolayısıyla Amerikan bir ciddi sıkıntıları var. Trump'ı iktidara getiren oydu aslında. Dedi ya yeniden büyük Amerika olacağız. Evet. İçerideki sorunlar. Dolayısıyla o bir anlamda o göçmen karşıtlığını da besledi o politika. Duvarlar öreceğim dedi falan. Yani Trump'ı kaybettiği seçimde kaybına yol açan şey Covid-19'dur. Ve özellikle sağlık sektörü ki çok büyük bir hani hep şey bilinir. Silah, petrol onlar da önemli lobidir ama sağlık lobisi korkunç bir şeydir Amerika'da. Evet. Obamacare falan denmişti ya yani sağlık sigorta sistemi falan. Onun da başını yerine olmuştuk yapamadı. Neyse yani sonuç itibariyle aşıyı falan hatta Trump demişti ki benden sonra aşıyı getirdiler. Benim yenilmemi beklediler falan. Tabii o da çok kötü yönetti o Covid-19'u meydan okumaya kalktı ona falan. Kısacası bu yani o dönem bile havlu atmıştı aslında demokratlar Trump kazanıyor diye Covid-19 çıkmasaydı. Şimdi ne olur? Seçim nasıl Trump, etkiler hocam? Trump başkanlığını ilan etti. Şimdiden seçildi yani o yumruk koydu. Yani dolayısıyla geldiğimiz noktada tabii Trump'ın da yani Biden başka sıkıntı, Trump da başka sıkıntı biz Türkiye zaviyesinden baktığımızda. Şu yanıyla belki yararlanabiliriz bir yan ürün olarak. Hani diyor ya yani bizim sağda solda bu kadar para harcıyoruz bu askeri çekelim biz asıl içeride sorunlarımız var bunu büyütelim. Bundan yararlanabilirsek yararlanacağız ama biz kendi kararlılığımızla o mücadelemizi sürdüreceğiz. Çok ilginç bir suikast girişimi. 150 metreye çatıya çıkıyor. Görgü tanıkları var. Polisi uyardıkları söyleniyor. Evet, müdahale yok. Bir keskin nişancı orada karşı tarafında adeta bekliyor Trump'a tetiği çektikten hemen sonra o şimdi çekiyor. Şimdi hocam bunun bir gez göz arpacık süreci yok mudur? Bir çatıda bir araması yok mu? Yani bekliyor ki yani Trump'ı öldürsün sonra ben de onu öldüreyim. 120 mi? 130 metre yakında. 133'müş. Yani. Tam. Yani evet yakında. Yani. Ve çok daha yakınında. Sonra Trump şimdi, elini kulağına götürdükten sonra nikah hocam, törenlerinde bile drone dolaşıyor değil mi artık? Fotoğraf evet. çekiyor, İki görsellik alıyor. İki kez daha ateş ediyor. Çok mu zor orada iki tane drone'u havada dolaştırmak? Yani bu kadar mı değil mi? Yani çok açık bir şekilde. Hani buna ihmal vesaire değil. Ben çok açık ve hiçbir bağlantısı çıkmıyor.
Tamamen bir hani yalnız kurt tabiri vardır İngilizce'de, işte bireysel bir terör gibi ya da bireysel bir saldırganlığa bağlama eğilimi hakim oldu. Ben hemen bu olayı duyunca 2000 işte ne zamandı seçim? 7 Kasım'da bir yazı yazmıştım seçim yılında. Çünkü şöyle bir paragraf aldım. O oğluyla birlikte büyük bir meydan okuma yaptılar. Seçime hile karıştırıldı diye. Trump tabii siyasetten de gelmediği için, bir de bu aykırılıkları falan olduğu için müesses nizamla çok çatıştı, derin devletle. Bir şey ortaya çıktı. Bunu hep vardı bu. Amerikan seçim sistemi emniyetli değildir. Oy verme sistemi, oy sayımı güvene dayalıdır. İsterseniz çok hile yaparsınız. Yani ben o seçim gecesi, ardından gelen tartışma, yeniden sayım, her eyalette ayrı bir itiraz falan. Oradaki işte irtibatlı olduğumuz mevkidaşlarımızla falan konuşurken tanesi dedi ki, ya dedi, vallahi dedi, bizim eve 4 tane oy pusulası geldi, mektuplu oy var ya. Aile fertlerinden sadece ikisi burada, diğer ikisi yurt dışında. İstesek onlar için kullanırdık. Bu kadarını söyleyeyim. Evet. Birçok yerde yargı kararıyla, eyaletlerde yargı kararıyla oy sayımını takip edebiliyorsun. Ayrı kurullarla değil. Tabii. Yargı kararı. Tabii. Bir de Türkiye'yi düşünün yani. Türkiye'nin ne kadar güvenli olduğunu aslında bir Amerika sistemine baktığınızda. Tabii. Dolayısıyla buna çok itiraz etti. Al Gore'la Bush'un seçimini hatırlamak lazım. Orada Al Gore da çok karşı çıkmıştı ama bir süre sonra sustu hemen. Bu suikast girişiminde ilk değil tabii. Tabii. Sonra yargıçlar dediler ki ya aslında işte vardı bir şeyler demeye getirilen cümleler kuruldu. Ama Al Gore tabii siyasetten gelen biri. Müesses nizam nedir biliyor. Nereye kadar gidilebileceğini biliyor. Susulacak yeri biliyor falan. Trump bu konuda tabii o deli doluluğuyla da. Oğlu da bir açıklama yapmıştı. Ben o yazıyı şöyle yazdım. Trump derin Amerika'ya savaş açtı diye. Bu o savaşın sonucu. Yargı süreciyle onunla bununla olmayınca çok açık. Yani Kennedy suikastine de benzerlikler taşıyor. Böyle bir suikast tarihi var değil evet. mi? Evet. Yani o Dallas'ta o neydi adı? Lincoln adını unuttum şimdi. Tetiği çekti söylenen kişi tam bir senaryoydu. Asla onun çektiği falan. Sonradan çıktı onlar hepsi ortaya. Onu da çekti vurdular. O ateş edildiği yere gittim ben orada. Yani bir kitapçı dükkanının en üst katı. Yani onun oraya gitmesi, öyle elinde uzun namlulu bir tüfekle çok benziyor buna. Öyle mümkün değil. Gizli servisin. FBI hocam, bir de saniyeler içinde yani, saldırgan, hatta saniyede saliseler içinde vuruldu evet, yani. Evet. Çok enteresan. Evet, çok enteresan. Yani şöyle bekliyor. Görüntü o değil mi bir anlamda? Tabii. Tetiği çeksin. Trump evet. Vurulsun, ben de vurayım. Anında vuruyor. Yani, akabinde vuruyor. İki kez daha hocam. Tabii. Yine iki el daha ateş ediyor. Evet. O da zaten soru işareti oluşturuyor. Tabii, hani bu, saldırgan evet. Konuşmasın diye. Evet, öldürmek mi istedi diye. Öldürüldü diye. Yani çok açık bir Amerikan derin devletinin en azından içindeki bir yapı Trump'a karşı böyle bir pozisyonu var. İkinci kez. Peki. Yani sonra kardeş Kennedy'nin de adaydı biliyorsunuz. O da tekrar seçilme şansı yüksekti. O da suikaste kurban gitti. Yani bunlar benzerlikler de taşıyor. Durum budur. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.